Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Kasanın 15. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm ne yapacağız? Şu woodları otomatik olarak şuraya aktaracak bir sistem yapmak istiyorum ben. Ki bunun yanı sıra ilkel sorting sistemimizin başlangıcına da girmek istiyorum. Bu arada şuradan madenlerimizi taşıyalım. Az buçuk. Ve patateslerim bitmek üzere. yakında bir yeşil ev yapacağım. Onunla birlikte gelişmiş bir tarımcılığa girişeceğiz. Ama ondan önce Wood. Ondan önce ne yapıyoruz? Son patatesimizi yiyip ve şöyle değil mi? Evet, work table. İki adet daha work table yapıyoruz. Güzel. Sonra Django. Django'yu olay mahallinden çekip yine work table'larımızı yerleştiriyoruz. Şimdi evet. Şuradan listelesem daha güzel olabilir. Mod. Evet. Project Red'in yeni zımbırtıları. Tabii bunun için gereken birkaç bir şey var. Mesela Glass Pane gibi. Ya da Stone gibi. Bluesist kullanacağım. Kaydol. Bunun yanı sıra interface pipe'a ihtiyacım olacak. Interface pipe routed junction pipe istiyor ve bunun için red lumar illa rose bulacağız yani. Ah, bu renklendirme için de güzel bir yöntemim olacak, merak etmeyin. Ve şununla birlikte bir sorting sistem yapacağım. Ondan sonra bir süre teknik işleri bırakıp ufak bir tarımcılık artı mini bir maceralara girişebilirim. Ama bir tarımcılık olacak. Böyle tarımcılıkla ilgili ufak bir macera olacak. O nedir diye soracak olursanız öğreneceksiniz. IC2 cropları ile alakalı bayağı gelişmiş bir şey. Bakalım seni. Extractor. Ah, boş ver. White Lumar. Glowstone. Gel bakalım dostum. Kitlen. Red Lumar gerekecek. Hmm. 12 tane pişirelim. Geri kalanı işimi görür. Gahtüs. Daha hızlı pişirmenin bir yolunu buldum. Biliyorum. Gerçi orada da yürüme mesafem var. Ama solucanım da var. Biliyorum, çok fazla solucan öldürüyorum. Zıplamasam daha iyi olacak.
Cactus Green. Şunları da güzel bir sistem döşeyeceğim bu arada. Çok fantastik bir planım var onlarla alakalı. Nedir diye soracak olursanız yakında Buildcraft geyiklerine gireceğim. Vahahahahay. Şu an elle açıp kapıyorum ama. Buildcraft geyikleriyle çok fantastik işlerimiz olacak. Seveceksiniz. Diye umuyorum. Tamamdır. Bunun yanı sıra Rotted Pipe. 2 adet Diamond. Ne istiyorsun? Redstone. Tamamdır. Kitlen. Bunun yanı sıra Interface Pipe. Tabii senin Gold Nugget'a ihtiyacın var. İkiden fazla lazım sen. Biraz fazla çektim. Bu da biraz fazla ama olsun. Altı tane iş fazla bile. Bunun yanı sıra... Evet, bu kadar. Şimdi sen lazımsın. Bunun için kağıt ve resto. Sugarcane'im yok mu benim? Var. İki tane depolasam da yeter. Tabii böyle bir nerfümüz var. Sağ olsun. Tam 4 tane. Lumar ve Cyan Lumar lazım ama önce Broadcast. Stockkeeper. Sen lazımsın, evet. Bir tane sen lazımsın. Bunu biliyorum. Şimdi senin için Blue Lumar kolay. Tamamdır. Blue Lumar'ımız hazır. Bu da hazır. Broadcaster. Magenta. Magenta nasıl elde ediliyordu? Kırmızı, mavi ve daha fazla elde etmek için beyaz kullanabiliyoruz. Lapis var. Kırmızı var. Bone meal var. Mavi. Tamamdır. Son olarak broadcast.
2 adet broadcast lazım. Bunun için gold lazım bir tane. Aslında 2 tane değil, bir tane lazım ama. Evet, bir tane lazım. Evet, 2 tane interface lazımmış aslında. Bu işim görür diye düşünüyorum. Ama önce yatalım. Aa yok, bu işimi görmez. Sebebini öğreneceksiniz birazdan. Ve yemek almayı unuttum. Havuç. Şimdi size bu arkadaşların nasıl çalıştığını göstereceğim. Sana değil. Senden çıkış biraz daha farklı olacak. Şimdi sadece sen lazımsın. Sen şöyle aşağıdan gireceksin. Yok. Buna gerek yok. Döşemek. Ve an itibariyle şu chest ve şu hopper aşırı gereksiz bir şeye dönüşecek ancak önce tamam sen yetersin işlem süresince. Bana şunun şuraya bağlanmasını engelleyecek bir şey lazım. Tabii öncesinde şunu şöyle bağlasam güzel olabilir. Yok böyle değil. Bir saniye. Alınmıyor. Aslında dur. Gerek yok. Ama gene de gösteririm hani birazdan. Tamamdır. Bunlar Logistics Pipes'la benzer bir kafadalar. Ve yakında bunlarla ilkel bir sorting sistem yapacağım. Peki Logistics Pipe'la farkları neler? Daha ucuz. Ve teorik olarak daha ucuzlar. Bunun yanı sıra biraz daha kolaylar ancak Logistics Pipes kadar güçlü değiller. Ya da AE kadar güçlü değiller. Yani gelişmiş sorting sistemlerinizi bununla ucuza yaparım diye umutlanmayın. Çok kasarsınız. Tamamdır. Bağlandılar. Şurası yeşil olunca bu bağlandılar demek oluyor. Ve ardından şuraya gelip tabii çıkamıyoruz bu yarım blok tam bir blok olmadığı için.
Tamamdır. Şimdi buna sağ tıklayıp Fill Mode ve Stock. Ve buradan wood alalım. Ne diyelim sana? Her daim içeride 2 stack wood bulundur. Tamamdır. Bu güzel. Peki bunun içine nasıl yerleştireceğiz? Çok basit. Voilà. Başka bir yol daha var. Inventory'yi açıp şuraya bırakmak. Gördüğünüz gibi yerleşti. Yeşil oldu. Ardından bize ne lazım? Buraya Broadcasting modülü lazım. Bunu Orientation, tabii Java Barrel'ı kullanacağımız için önemli değil. Filter Whitelist ekleyebiliriz buna. Evet. Wood için whitelist ekleyeceğim. Wood için whitelist ekledim. Yani sadece woodlar geçerli olacak buna. Ve bana bir adet Java barrel lazım. Ve bana bir de sen lazımsın. Bana sen lazımsın. Tamamdır. Bu iyi. Bu iyi. Bu da iyi. Tamamdır. 3 tane Java barrel'ımız var. Sen gel buraya. Ve sen de şuraya gir. Evet. Şimdi bir şey yapacağız. O da ney? Şuradan bunları alalım. Ve bir anda bakalım çalışacak mı? Altı kırk üç. Aa dur, çalışmaz çünkü Broadcaster'ı koymadık. Birazdan 2 stack çekmesi lazım bundan. Ha. Tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıdan çekmeye başladı. Peki bu ne yapacak? Bunu sürekli 2 stack dolu tutacak. Gayet güzel değil mi? Bence de. Şimdi bana bir şey daha lazım. O şey de bir broadcaster daha. Bir adet daha. Gel.
Sen şu an ne? Oo. İlginçmiş. İki adet daha bunlar. Aslında bir adet daha lazım. Oh. Knight olsun, Knight. Hadi. 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 Güneş bat. Güneş bat dedim. Bu arada burada gördüğünüz gibi crafting falan filan da var. Request bayağı güzel bir şey. Onu göster. Sorting sistem yaptığımızda göstereceğim. Yay. Şimdi. Aslında dur. Ve bir adet interface. Şimdi Stockkeeper'a ne diyelim? Sen içeride her daim bir stack. Stock bir stack charcoal. Evet, içeride her daim bir stack charcoal bulunduracak. Burada. Pardon. Yanlış mı oluyor? Evet. Bu arkadaş her daim içeride bir stack charcoal bulunduracak. Screenshot'ımız da hallederiz. Ama önce şu. Çok dip dibe yapmışım. Neyse, şöyle bir şey yaparız. Şunun taşıması için güzel bir yöntemim var. Onu gösteririm size yakında. Junction pipe'lar burada lazım. Doğru. Yanlış yöne gitmelerini önlüyordu junction pipe'lar. Ona biraz daha broadcaster lazım. Tabii ki de gold lazım. Ah, magenta şart. Bir broadcaster. Ne eksik kaldı? Red. Zaman ne diyoruz? One more red nightmare. Purple, cyan.
Odunla dövdüm tüm böceği. Raw sıkıntımız var doğal olarak. Ama bu sıkıntıların hepsi gidecek. Hadi bakalım, hadi bakalım. Koş köfte, koş. Run for your freaking life. Close. Alıyormuş. Ben neden 5 tane broadcaster yaptım? Neyse, sonradan da zaten kullanacağım bayağı bir. O yüzden sıkıntı yok. Ya, ve burası da mantıklı bir yer değilmiş. Neyse ya şöyle yerleştireyim şimdi. Taşıma işlemini daha sonra gösteririm. Sen saplingsin. Sen de Apples'ın. Tamamdır. Bu ikisine broadcaster yerleştirdik. Tamamdır. Sen çarkolu istiyorsun. Sen çarkol al. Filter. Whitelisted. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi olacak olan olay ne? Şimdi eğer şundan çarkolları alırsam birazdan buraya çarkol akmaya başlayacak. Evet, çarkolu istedi. Ve çarkollar geldi. Nihihihihi. Evet. Basitçe sistemimiz böyle bir şey. Ve bunda dayanıklılığı bayağı bir azalmış. Ve şimdi geriye son bir sistem daha kaldı. O da... Bunları alıp yerlerine koymak. Extractor üç. Üç.
Ha, bir tane daha lazım. Okuz. Yanlış tıkladık. Evet. Fazla mal göz çıkartmaz. Tabii bunu yapamıyorum. Çünkü kağıdım yok. O zaman ne yapıyorum? Çok çok daha ilkel bir sistem kullanacağım. Peki o çok çok daha ilkel sistem ne? Engine. Ve wooden pipe. Aa yok. Çok ilkel. Evet, telefonumun mesajı geldi. İki tane yapabiliyorum. Şey ikisini yapmasaydım. Bakalım sizi geri çevirmenin bir yolu var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? İki. Ha, doğasında gerek kalmayabilir. Düşündüm de. Bir siren lazım. Ve bir adet daha redstone lazım. Valla. Hadi bakalım. Yanan zombiler, yaratıklar, şudur budur. Bunlar güzel manzaralar. Ah, doğru bağlanmıyorsunuz siz. O zaman ne yapacağız? Bu arada sen tahtaları yiyor musun? Hayır, yemiyor musun? Tamam. Tamam. Tabii ekstrakt edebileceği bir yer yok. Aslında junction pipelarda işe yarayabilir diye düşünüyorum. Deneyelim. Hayır, yaramıyor. Bunlar kolay neyse ki. Ama kartlar gerekiyorsa eğer işte o zaman sıkıntı olacak. Evet, herhangi bir doldurma yapmıyor. Burada sen... Tamamdır. Aşağıdan al.
Herhangi bir doldurma yapmıyor çünkü kartlar lazım. Yani illa benim Wheat bulmam lazım. Ve yetiştirme. Ha, şurada varmış biraz. Hemen alıp şunları craft edip geliyorum. Evet. Ve bunları yaptım. Sen filter. Tamamdır. Sen woodları yerisin. Aslında dur, buna gerek yok. Pipelara gerek yok. Bu pipelar yetiyor. Alma tarafında sorun yok tabii, çıkartma tarafında bir problem var. Neden? Filter. Seni direkt neden algılamıyor? Tam aklıma başka bir yol daha geldi. Tamam, bu oluyor. Yolluyor mu bakalım. Filter. Whitelist demiş her şey. Bunun işe yaraması lazım. Ha. Tamam, işe yarıyor. Ama wood'umuz bitiyor. Tamam. Süremi bayağı bir açtım bu sistemle uğraşırken ama olsun.
Güzel bir sistem. Hem bir süre teknik bir şeyler görmeyeceksiniz benden. Sayılar. Sayılar. Ama nihayet bu arkadaşı bitirdik. Şunları elle halledeyim ben bir. Kartımız nerede? Son olarak ona bir bakacağım. Tam burada. Tam Wood Cutter'ında gayet güzel bir durumda. Tamamdır. Biraz daha hızlı olmasını tercih ederdim ama elden gelen bu. Neyse, izlediğiniz için teşekkür... Dur. Screenshot alayım. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köfteni günler. İyi eğlenceler.